Merhaba arkadaşlar, benim hayatıma hoş geldiniz. Bugün birazcık geç uyandık. Odaları falan şöyle kabaca bir topladım. Sıra mutfağa geldi. Makinemi falan yerleştireceğim. Yıkamış olduğum bulaşıkları görüyorsunuz, hala duruyor burada. Ondan sonra da akşam yemeğini yeşil fasulye, pirinç pilavı ve mercimek çorbası yapmayı düşünüyorum. Aslında yeşil fasulye biraz sulu yemek ama yanına çorba iyi gidiyor. Hani Ahmet Ömer de seviyor akşam yemeğine çorba içmeyi. Şimdi arkadaşlar bulaşıklarımı yerleştirmeye başlayayım. Bu arada arkadaşlar bu sebze kurutucusunu ben A101'den almıştım. Çok işe yarar bir ürün. Almanızı gerçekten tavsiye ederim. Takip edin. Arada bir geliyor böyle fırsat ürünleri. Yeşillikleri yıkadıktan sonra arkadaşlar bunu da kurutuyorum. Dolabı o şekilde kaldırıyorum. Salata falan yaparken de büyük kolaylık oluyor. Alıp hemen kullanmak. Şimdi yeşil fasulye için soğanlarımı, biberlerimi getirdim. Düdüklü tencerede pişireceğim. Zaten fasulyelerim biraz ince olduğu için çok çabuk pişiyor. Yarım saat kadar düdüklü tencerede kalması yeterli. 3 tanesini yeşil fasulye için kullanacağım soğanın. Bir tanesini de mercimekli çorbaya kullanacağım. Şimdi önce yeşil fasulyeyi ocağa koyayım, o pişir dursun. Bu arada arkadaşlar görüyorsunuz benim düdüklü tencerem bayağı bir büyük. Aslında bize fazla geliyor. Ama kalabalık misafirler olunca çok kullanışlı oluyor. Şu kapağı da eski sistem kapaklardan. Yeni olan düdüklü tencere de var fakat onu açmadım. Henüz kullanmaya başlamadım. O yüzden onu kaldırdım. Soğanların arkadaşlar bazıları yeşillenmeye başlamış. Aslında onu serin bir odaya koymuştum. Hani balkona koyuyoruz. Balkonda maalesef donuyor, öyle çürüyor. Ama odaya koymuştuk. Odada da yeşillenmeye başlamış. Çoğu öyle çöpe gidiyor maalesef.
Derler de bayağı koyu yeşil görünüyor. Umarım acı değildir. Bir koklayalım. Ha, vallahi gerçekten çok acı acı kokuyor. Bir tanesini doğrasam yeterli olacak herhalde. Yine bir bakayım artık. Şu daha tatlı. Bu arada koklayarak anlayabilirsiniz biberin acı olduğunu. O çektiğinizde nefesinizle beraber zaten burnunuzun içi hafif bir şekilde yanacaktır. Şimdi hemen şunları bir yiyeyim. Fasulyemi çıkarayım. Domates de çeri domates vardı. Ondan birkaç tane öyle doğrayıp içerisine atacağım. Zaten domates salçası kullanacağım için çok fazla domatese gerek yok. Tadı ekşi gibi oluyor. Ben genelde böyle sulu yemeklerde işte kuru fasulyede, nohut yemeğinde, biber salçasıyla beraber kullanıyorum domates salçasını. Daha lezzetli oluyor. Hem rengini de daha güzel veriyor. Doğruyu söylemek gerekirse ben böyle salçalı yemeklerde salçasını bol seviyorum. Yağı salçası bol olacak. Şöyle 5 tane domatesimi aldım. Bunlar yeterli. İçerisine sadece tat versin. Fasulye arkadaşlar size yakından göstermek istiyorum. Bu fasulye büyük olanlardan değil. Bakın. Bayağı bir ince yeşil fasulye bunlar. Bunlara 40 günlük fasulye deniyor burada. Ben öbür kalın olanları sevmiyorum. Doğradığınız zaman çekirdekleri çıkıyor. Yemekte de hiç hoşuma gitmiyor açıkçası içinde o şekilde çekirdeklerini görmek. O yüzden böyle ince fasulye buluyorum. Ondan alıyorum kış için. Bunu çok ince ince kıyıp yumurtayla da pişiriyoruz. Kahvaltıda çok güzel oluyor. Şimdi soğanları, domatesleri falan pişene kadar bunun birazcık buzları açılsın. Buzluğum bayağı bir karlanma yapmış yine. Onu da temizlemem lazım yakın zamanda. Şöyle bayağı bir buz tutmuş. Şuradan bir tane alayım. Domateslerimi de doğramak istiyorum ufak ufak. Bu arada bir soğanlarımı biberle de karıştırayım. Kabuklarını hiç soymayacağım. Zaten küçücükler, düdüklüde de pişeceği için bir problem olmayacak. Hazır. O bir taraftan pişecek şimdi. Ben hemen mercimeğini yıkayayım. Çorbamı da hazır edeyim. Bu mercimeği ben Antep'ten getirmiştim. Böyle ikiye parçalanmış halinde. Aslında bizim oralarda buna makata derler. Biz bunun köftesini falan da çok fazla yaparız. Fasulye için doğradığım 3 tane soğan fazla geldi. Bir tanesinin yarısını doğramadım. Bunu da çorbanın içerisine katacağım. Bir su bardağından az mercimeğimi yıkayacağım. Şöyle şu kadar. Şimdi bunu sıvayalım. Birazcık beklesin.
Bu arada ben malzemelerini doğrayayım hemen. Fasulyeleri atıp birazcık kavurdum birkaç dakika kadar. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar biber salçasını da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar da domates salçası koyacağım. Şimdi domateslerini de ekleyeyim. Şimdi suyunu eklemeden önce birazcık karabiber, pul biber kullanmayacağım. Bir tane de tavuk bulyon atmak istiyorum. Tavuk bulyonları da çok sağlıklı bulmuyorlar ama biz seviyoruz. Yemeklerimde kullanıyorum ben. Şimdi üzerini geçecek kadar suyunu ilave edeceğim. Düdüklümün ağzını kapatıyorum. Şimdi bu yarım saatte hazır olacak. O arada ben çorbanın soğanını kavurdum. İçine başka bir sebze kullanmıyorum. Sadece bir tatlı kaşığı kadar un katacağım. Unu da birazcık kokusu çıkana kadar kavurmak istiyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı un. İsterseniz buna da çok az salça kullanabilirsiniz. Ama böyle sadece güzel oluyor. Zaten yemeğimiz salçalı. O yüzden çorbaya gerek yok. Unumu kavurduktan sonra mercimeklerimi ekleyeceğim. Suyunu katacağım yine göz kararı bir şekilde. Kimyon çok yakışıyor mercimek çorbasına. Kimyonunu atacağım. Yine buna da bir tane tavuk bulyon atacağım. Çorbamı da pişmeye bırakacağım. Yemeklerimiz hazır arkadaşlar. Burada bakın yeşil fasulye böyle. Ben birazcık sulu seviyorum. İsterseniz siz daha az su koyarak da pişirebilirsiniz. Pilavım az önce oldu. Birazcık dinlenmeye bıraktım. O da burada dinleniyor. Mercimekli çorbamız da burada hazır. Bize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.